Takas İstanbul beklenti raporunu sunar. Beklenti raporu başladı. Gündemi değerlendireceğiz. Yayınımıza stratejist Yeliz Karabulut eşlik edecek. Yeliz Hanım günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Borsa İstanbul geçen hafta Eris varyantının yankılarıyla satış yaşadı. Bu hafta ise geçen hafta seans sonu yaşanan satış temposunu sürdürdü. Sizce Borsa İstanbul'da yaşanan dalgalı seyir kar satışlarının bir sonucu mudur? Düşüşler yatırımcılar için bir alım fırsatı mıdır? Nasıl değerlendirirsiniz? Ben kar realizasyonu olduğunu düşünüyorum. Bir de Merkez Bankası'nın açıklamaları var. Biliyorsunuz kur korumalı mevduattan çıkışla ilgili stratejiler dediğim noktada ise yani oradan mevduata doğru bir kayışı sağlamaya çalışıyorlar. Dövizden ziyade ona yönelik aldıkları kararlarda endekste satış baskısına neden oluyor. Yine bu Perşembe günü Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklanacak ve açık uçlu bir beklenti skalası var. Bu açıdan birazcık da belirsizlik yaratıyor. Bu da tabii ki endeksteki baskıyı artırıyor. Ama tabii ki bu endeksteki durum devam eder mi etmez mi bunu takip edeceğiz. Bugün de Fed'in açıklamaları olacak. Faiz kararı gelecek. Yani orada beklentiye paralar eğer bir faiz artırmazlarsa burada bir küresel tarafta bir pozitiflik olabilir diye ben düşünüyorum. Diğer taraftan bizim için önemli olan ise tabii ki Merkez Bankası'nın faiz artırım sonrasında ise bunun satın alındığı için önceden yani dün geçen haftadan bu yana Eris varyantı tabii ki satın alındı. Fakat diğer tarafta kısmi olarak diyelim. Bunun en büyük etkeni aslında geçtiğimiz haftadan bu yana satışların daha çok Merkez Bankası'na yönelik beklentilerde diyebilirim. Eğer bu gerçekleşirse tabii ki yani beklentiler biliyorsunuz ki finansal piyasalarda satın alınır, gerçekler satılır. Bunun tersi olacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki tersi dediğim noktada ise bu zaten satın alınıyor ve satış baskısını gördük endekste. Merkez Bankası kararı sonrasında ise bu tablonun tersine döneceğini ve alımların etkin olabileceğini düşünüyorum. Yine de temkinli olması gereken bir süreçteyiz. Yani 7800 seviyesi. Yukarıda önemli bir direnç noktası, önemli bir destek noktasıydı önceden. Aşağıda da 7400 seviyesi. Eğer 7400 seviyesi ilerleyen zamanlarda kırılırsa satış baskısının ağırlaşması beklenebilir diye düşünüyorum. Ama burada 7800 seviyesinin üzerindeki tutulmalarda tekrardan ciddi bir yukarı yönlü harekete sebebiyet verebilir diye düşünüyorum. Şimdi güncel merkezi kayıt kuruluşu verilerine göre Borsa İstanbul'da 7 milyon yatırımcıya ulaşıldı. Yıl sonunda Borsa İstanbul rüzgarı arkasına alarak 10 bin seviyesini test edecek mi dersiniz? Ben yukarı yönlü hareketin devamını bekliyorum açıkçası. Yani 9 bin seviyesi ve sonrasındaki beklediğim seviyesi zaten 10 bin. Ama tabii ki bunu yıl sonu da görür müyüz? Ya da şöyle bakmak gerekiyor. Yurt dışından eğer bir yani bizim endeksin nefesini kesecek nokta yani yukarıya gidişte tek etken benim gördüğüm kadarıyla ne bizim Merkez Bankası ne de yani yurt içindeki bir gelişme dediğim noktada ise yani Merkez Bankası'nın ekonomi yönetiminin aldığı kararlar. Burada endeksin yukarıya doğru gidişini kesecek etken ise yurt dışından gelebilecek bir türbülans olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi ABD faizlerine baktığımız noktada ise yani 2 yıllık faizler 5'lerin üzerinde. Bu uzun zamandır zaten görülmeyen bir faiz seviyesiydi. Yani aslında bir anlamda tedirginlik yaratıyor diyebilirim küresel piyasada. Bu senenin başında zaten 2-3 tane bankanın özellikle tahvil cephesindeki bu yükseliş hareketiyle birlikte faiz tarafında batışlar görmüştük. Yani eğer tabii ki ABD'de tekrardan benzer hikayeler eğer gündeme gelirse bu faizlerdeki yükseliş sebebiyle tabii ki yani sert dalgalanmalar tüm küresel piyasalarda olacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki biz de bundan ayrışamayız ve satış baskısı bizde de görülür. Ama endeksteki duruma baktığımız noktada yani bunu dışladığımız noktada ya da herhangi bir jeopolitik bir tablo, olumsuz bir tablo çıkmaması halinde ben endeksin yani Merkez Bankası'nın kararlarının satın alındığı, sonrasındaki hareketin ise daha fazla mesela Sayın Şimşek'in ABD'deki görüşmeleri biraz önce siz de verdiniz.
yabancı girişlerinin daha kuvvetli olmasını beklerim. Bu tabii ki 2018 yılından bu yana attığımız o olumsuz adımların tabii ki bir daha olmayacağı izlenimi tabii ki finansal piyasalarda yaratılırsa. Yani burada güvensizlik yaratan durum ise bu ekonomi tarafındaki dramatik değişim. Yani bu tabii ki isimlerle de alınmaması gerekiyor. Yani bir sene içerisinde 3 tane ekonomi politikası büyüme stratejisi yayınlarsanız ya da Londra Swap piyasasına buraya güvenerek gelen, hedge yaparak gelen yatırımcıların bir ayağının sakatlanarak bütün buradaki pozisyonları boşaltmasına neden olursanız tabii ki burada tekrardan güvenin kaybolmasına neden olursunuz. Böyle bir beklenti olursa ama mevcut politikalarla, genel kabul görmüş iktisadi politikalarla gidileceği beklentisi piyasalarda hakim olursa ben Türkiye'nin özellikle Türk borsasının oldukça yolunun yukarıya doğru olduğunu düşünüyorum. Burada tabii ki biraz önce de söylediğim gibi yurt dışından gelebilecek bir türbülans olacaktır diye beklemek gerekiyor. Merkez Bankası'ndaki faiz beklentilerine rağmen neden borsada böyle bir yükseliş bekliyorsunuz dediğiniz noktada ise tabii ki burada güvenin satın alınacağı, öngörülebilirliğin satın alabileceği, genel kabul görmüş iktisadi politikalara dönülmesiyle birlikte yabancı pozisyonların buraya yönleneceği beklentisinin satın alınacağı, yine derecelendirme kuruluşlarından görünüm değişiklikleri olmuştu. Bunun da tabii ki olumlu yansımalarını ilerleyen zamanlarda göreceğiz, belki not artırımları göreceğiz. Bunların satın alınacağı bir dönem göreceğiz. Yani burada tabii ki temkinli olması gereken noktalar ise 7800 seviyesi yakın vadede, aşağıda da 7400 seviyesi de önemli destek noktaları. Eğer 7400 seviyesi kırılırsa gerçekten ciddi manada satış baskısıyla karşı karşıya kalabiliriz. Yani bunun altı kar realizasyonu değil, aslında satış olarak değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Peki BIST 100'ü dolar bazlı incelersek, sizce 400 dolar seviyesini test edecek mi? Sizin yıl sonu öngörünüz nedir? Şimdi yani birincisi ben dolarda bir yükseliş hareketi, yani stabil yukarıya doğru bir diyebileceğimiz bir hareketlenme göreceğiz. Çünkü Sayın Hafize Gaye Erkan'ın ilk konuşmalarına baktığımız noktada 100 tane düğüm var. Bir tanesini açtığımız zaman bunun artçılarına bakacağız. Ona göre bir sonrakine geçeceğiz şeklinde ve buradaki en önemli düğümden başlayarak, yani TL mevduatlardan başlayarak başladık demişti. Buradaki durum, yani oradaki düğüm açtıkça tabii ki dolar TL'deki hareket birazcık daha yavaş yavaş yukarıya doğru oluyor. Tabii ki burada önemli nokta ise dolardaki stabil yukarı doğru hareketlenme göreceğiz. Fakat burada alınan kararların etkisiyle birlikte dövizden ziyade yine Merkez Bankası başkanları da başkan yardımcıları da değişmişti burada. Ben yeni enstrümanların da gelebileceğini düşünüyorum. Bu enstrümanlar da tabii ki TL'den dolara doğru kayışın önüne geçecektir diye düşünüyorum ben. Yine endekste ben yükseliş hareketini biraz önce söylediğim gibi devam edeceğini bekliyorum. Ama tabii ki bu 400 dolar olur mu? Bunu kesinlik oldukça zor. Yani 3 ay var. Yine dediğim gibi yurt dışından da ciddi olumsuz haber akışı gelir mi? Bunu da takip etmek gerekiyor. Çünkü ABD tahvil faizleri gerçekten oldukça endişe verici seviyelere geldi. Buradaki özellikle bu gün açıklanacak Powell'ın açıklamaları oldukça önemli olacak küresel piyasalar için. Dolar TL kurunun yükseldiği bir süreçte enflasyonda düşüş yaşanacak mı? Yıl sonu enflasyon beklentiniz ne yönde? Şimdi yıl sonu enflasyon beklentileri, yani ben yani 65'in altını zaten beklemiyorum. OVP'de de zaten beklentiler yukarıya doğru çekildi. Burada tabii ki önemli nokta ise baktığımızda yani birincisi o verilen OVP ve Merkez Bankası'nın ki muhtemelen Merkez Bankası da yukarıya doğru bir realizasyon yapacaklardır. Çünkü yaz aylarında gelen enflasyon rakamları beklentilerin çok üzerinde geldi. Bunu da tabii ki etken olarak değerlendirdiğimiz noktada ise yani özellikle maliyet tarafındaki yani zamların etkisi olarak değerlendirebilir. Yani bütçe açığının birazcık daha finansman açısından alınan kararların etkisi olarak değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Burada tabii ki bu kuvvetli zamların etkisini yıl içinde göreceğiz ama tabii ki yıl sonunda da biliyorsunuz ki zam dönemi. Oradan alınabilecek, atılabilecek adımların da tabii ki enflasyon üzerindeki baskıları artıracaktır diye beklemek gerekiyor. Yani benim beklentim yani %70'lere yakın bir enflasyon verisiyle ben yılı
kapatacağımızı düşünüyorum. Sonrasında ise hafif geri çekilmeler ve yılın ikinci yarısında yani 2024'te de zirve gördükten sonra aşağı doğru kuvvetli gelişler olacaktır diye düşünüyorum ben. Yani burada tabii ki bu kuvvetli enflasyon serisi bir sene yani en azından 9 ay kadar biz bir anlamda yaşayacağız ama sonrasındaki durum ise ben oldukça olumlu olabileceğini düşünüyorum. Tabii ki rasyonel politikalarla gidilirse. Peki şimdi enflasyonist baskıyla uzun süre alternatifsiz kalan Borsa İstanbul'da küçük yatırımcılar nasıl pozisyon almalı diye soralım size ve portföylerini nasıl yönetmeliler? Küçük yatırımcıların tabii ki yani ben birincisi bilanço taraflarına bakmalarını, uzun vadeli yatırım yapmalarını ve yani kulaktan dolma tabii ki hareket etmemelerini öneriyorum. Burada sonuçta işlem yaptığı şirketlerin, bankaların ya da finansal kuruluşların araştırma departmanları var. Oralara danışaraktan aslında pozisyon almaları gerektiğini öneriyorum. Diğer önemli nokta ise uzun vadeli. Yani tabii ki burada volatilite kuvvetli olacak diye düşünüyorum. Yani bu bir sene içerisinde geçtiğimiz sene kadar, seneler kadar yani 2-3 sene için değerlendirirsek aslında her ne kadar pandemi olsa da yine finansal bir türbülans olsa da aslında belirli bir süreç vardı. Yani yapılanlar belliydi. Bir anlamda bu tabii ki borsaya yarayacağı da belliydi. Ama diğer taraftan ise bundan sonraki süreçte merkez bankaların belirlilik süreci aslında küresel taraftan noktalandı diyebiliriz. Yani bugün %99 ABD'de faiz artırımı gelmeyecek beklentisi olmasına rağmen kafalarda hala bir faiz artırımı gelir mi? Yani bir sonraki toplantıda ne olacağı aslında soru işareti. Yani belirsiz bir süreçten geçiyoruz. Bu da tabii ki borsaların seyrinin yani öngörülebilirliğini birazcık da azaltıyor. O yüzden yerli yatırımcının uzun vadeli bilanço olan şirketlerin bilançolarına bakarak, projelerine bakarak ve yine dediğim gibi işlem yaptıkları şirketlerin araştırma departmanlarına danışarak ilerlemelerini tavsiye ederim. Ben orta uzun vadeli açıkça söylemek gerekirse endekste yükseliş hareketinin devam edeceğini düşünüyorum. Tabii ki burada biraz önce düşmüştüm. Küresel tarafta bir türbülans görmezsek. Peki BIST 100'de hangi sektörlerin pozitif ayrışmasını bekliyorsunuz? Ya benim beklentim burada uzun süre yani endekse baktığımızda bankacılık tarafında bir zorlanma gördük. FKP piyasa değeri defter değerlerine baktığımız noktada ise hala ucuz noktalarda. Tabii ki özellikle bu faiz kararlarıyla birlikte yine Merkez Bankası'nın attığı kararlarla birlikte karlarında ciddi bir törpülenme olacaktır. Yani geçtiğimiz seneler kadar bir karlılık açıklanmayacak. Fakat tabii ki bu karlılıkları törpülenme süresinde ise tabii yukarıya doğru hareketlerde olursa FK'larını bu yukarıya doğru çekecektir diye düşünüyorum ben. Bu da tabii ki bu rasyonel seviyelere gelecek ama şu anda hala baktığımız noktada ise ben bankacılık sektörünün oldukça yabancı tarafında da ilk bir ülkeye geldi yani bizim ülkemize geldikleri zaman büyük sanayi şirketlerine, bankacılık sektörüne, yine holding şirketlerinde alım yaptıklarını görüyoruz. Yani bu üç tane sektörün ben ön plana çıkacağına düşünüyorum. Burada tabii ki yani seçici olmak kaydıyla diyebiliriz. Evet, şimdi biliyorsunuz ki Türkiye'nin 3 yıllık yol haritası olan orta vadeli program açıklandı. Bu süreçte enflasyon beklentisi yükselirken büyüme beklentisi düşürüldü. Sizce orta vadeli program gerçekçi sayılabilir bir düzeyde mi açıklandı? Tabii bir diğer soruysa şu, orta vadeli programla Türkiye'ye yabancı yatırımcı akını sağlanacak mı? Ben çok yani tabii ki eleştirilebilecek noktaları da vardır OVP'nin son açıklanan ama en azından yani son 3-4 seneye baktığımız noktada ise oldukça rasyonel diyebiliriz karşılaştırdığımız noktada. O yüzden ben olumsuz değerlendirmiyorum. Aslında iyiye gidişinde olduğunu gösteriyor. Yani yıl sonu beklentisinin bile yani %65'e kadar çekilmesi bence oldukça olumlu bir gösterge olarak değerlendirilebilir. Yine büyüme belirlerinin de aşağı doğru realize edilmesi bir anlamda buradan daha çok işte faiz adımlarının etkisiyle birlikte sektörel daralmalar, ülke daralmasını tabii ki bu sağlayacaktır. Çünkü burada tabii ki kredi taraflarında ve yani harcama taraflarındaki kısıtı da artıracaktır diye düşünmek gerekiyor. Bu da tabii ki büyümeyi yavaşlatacaktır. Fakat tabii ki bizim potansiyelimiz her zaman beklentilerin üzerinde geliyor. Yani geçtiğimiz senelerde bir istatistik yapılsa ve özellikle yabancı kurumlarla da bakılsa büyüme verileri hep yukarıdan ıskalamıştır. Yani hep beklentilerin üzerinde bir büyüme veri gelmiştir. Bizim enflasyon verimiz de
hep beklentilerden yüksek gelmiştir. Yani gerçekten Türkiye'yi biraz öngörmek ve dinamikleri oldukça zor bir ülke diyebiliriz. Bu açıdan ben büyümenin önümüzdeki dönemlerde de belli bir seviyede gideceğini fakat bunun tabii ki mevcut politikaların etkisini bir iki çeyrekte yani bir üç ay sonra zaten etkilerini gösterecektir. Şimdi seçim ötesinde baktığımız noktada ise burada üçüncü ve dördüncü çeyrek büyümelerinde bir yavaşlama görülecektir. Fakat ben bunun ilerleyen zamanlarda yani özellikle Türkiye'nin fon akımlarının etkisiyle birlikte bu büyüme beklentilerindeki o törpülenmenin ben tam tersine döneceğini düşünüyorum. Yine olumlu politikaya dönmesi beklenebilir diye düşünüyorum. Ama OVP'yi de ben iyi değerlendiriyor diyebilirim. Yani özellikle 3-4 seneyle değerlendirdiğimizde karşılaştırdığımız noktada oldukça yere ayağını sağlam basan bir politika. Yine OVP ile beraber yapısal reformlar da açıklandı. Aslında bizim şu uzun zamandır değindiğimiz konularda birazcık daha bir oraya eğilinirse tabii ki yani uzun vadeli yani bu 2-3 sene ya da kısa vadeli olarak değil de daha uzun vadeli projeksiyonlar yapılırsa tabii ki ve özellikle bizim kur sarmalından bir anlamda çıkartılması yani ekonomik döviz de o kadar bağımlı hale getirildi ki geçtiğimiz 20 sene içerisinde bunun bir anlamda çıkartılması gerekiyor. Yani yerli üretimi ve yerli üretimin kullanılması konusunda teşviğe ihtiyacın da olduğunu. Yani bunu nasıl yapılır? Tabii ki ekonomi yönetimi bunu daha sağlıklı belirleyecektir diye düşünüyorum ama bizim kendi kaynaklarımızla ilerlememiz gereken, zaten Sayın Cumhurbaşkanı da söylüyor, üretim, istihdam ve ihracat şeklinde. Bu tarafa daha fazla yönelmeli. Tabii ki ihracat dediğimiz noktada ise yurt dışından ithal edip bunun üzerine işçilik koyup yurt dışına ihracat değil, birazcık daha katma değeri yüksek ihracatın yapılması tabii ki Türkiye açısından oldukça olumlu olacaktır. Şimdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan Türk lirasını cazip kılacak açıklamalar geldi. Sizce Merkez Bankası'nın adımları Borsa İstanbul'u destekler nitelikte mi? Merkez Bankası'nın adımları biraz önce söylediğim gibi aslında önemli olan burada ne? Merkez Bankası'nın kararları aslında borsayı destekleyeceği nitelik taşımıyor. Ama burada bizim kaybettiğimiz 2018 yılından beri kaybettiğimiz bu bir güven vardı. Burada ben uzun zamandır bunu söylüyorum. Çünkü merkez bankaların politikaları faiz artırım süreci endeksi aşağı çekecektir. Fakat akabinde bir yükseliş hareketi göreceğiz. Bu yani bir lastiğin çekilmesi olarak da değerlendirilmesi gerekiyor. Ya da bir şeyin fırlatılması olarak da değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü güvenin satın alınacağı bir dönem. Yani bu yabancı olur ya yerli olur. Ve yabancı zaten pozisyonu endekse oldukça gerilere düşmüştü. Bunu da özellikle bu roadshow'larla bir anlamda ya da yabancılara kendimizi anlatmamızla birlikte oldukça olumluya evrilebileceğini ben düşünüyorum. Burada endeksin tabii ki Merkez Bankası'nın faiz artırım süreci olumsuz olarak endeks için değerlendirirsek ama diğer tarafta daha önemli bir durum var ki o da güvenin satın alınması olacaktır diye düşünüyorum. Bu da tabii ki endeksi yukarıya doğru çekecektir. Peki Yeliz Hanım çok teşekkür ediyoruz katılımınız ve değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Stratejist Yeliz Karabulut yayınımıza eşlik etti. Gündemi değerlendirdik değerli izleyiciler. Devam edelim. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD, küresel ekonomide büyümenin 2023 ve 2024'te düşük kalmasını beklediğini açıkladı. Kuruluş aynı zamanda Türkiye'nin büyüme beklentisini bu yıl için yükseltirken gelecek yıl içinse düşürdü. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD, Türkiye ekonomisinde bu yıl için büyüme beklentisini yükseltti. Gelecek yılın beklentisini ise aşağı yönlü revize etti. OECD'nin yayınladığı ekonomik görünüm raporuna göre 2023 yılı gayri safi yurt içi hasıla beklentisi %2.8'den %4.3'e çıkarıldı. OECD, 2024 yılında gayri safi yurt içi hasıla beklentisini ise %3.7'den %2.6'ya indirdi. OECD depremler nedeniyle faaliyetlerin 2023 başlarında önemli ölçüde geri çekileceğini ancak yeniden yapılanma harcamalarının artmasıyla büyümenin tekrar toparlanacağını belirtti. Kurum, Türkiye için enflasyon beklentisini 2023 yılı sonu için %44.8'den %52.1'e çıkardı. 2024 sonu enflasyon tahmini de %40.8'den %39.2'ye çekildi. Öte yandan OECD küresel ekonomide büyümenin 2023 ve 2024'te düşük kalması
artmasını beklediğini açıkladı. Küresel ekonomi için 2023 büyüme beklentisini OECD %2.7'den %3'e yükseltti. 2024 tahminini ise %2.9'dan %2.7'ye indirdi. Kuruluş Amerika için 2023 büyüme beklentisini %1.6'dan %2.2'ye çıkardı. 2024 yılında ise %1.3'e düşmesinin beklendiği belirtildi. Talebin düşük olduğu Euro bölgesi için 2023 yılı büyüme beklentisini ise %0.9'dan %0.6'ya çekti. 2024 yılı içinde %1.1'e yükseleceği tahmininde bulundu. OECD'nin raporunda enflasyona karşı faiz artırımına karşın beklenenden daha güçlü gelişme gösteren Amerikan ekonomisinin bu yıl için küresel ekonomideki büyümeyi destekleyeceği kaydedildi. Fakat zayıflayan Çin ekonomisinin gelecek yıl küresel ekonomide baskı oluşturacağı belirtildi. Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat'ın son verilerine göre Euro bölgesinde yıllık enflasyon Temmuz ayındaki %5,3 seviyesinden Ağustos ayında %5,2 ile beklenenin altında gerçekleşti. Euro bölgesi enflasyonu Ağustos'ta yavaşladı. Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa Birliği ve Euro bölgesinin Ağustos ayı nihai enflasyon verilerini yayımladı. Bölgede Temmuz'da %5,3 olan yıllık enflasyon, Ağustos'ta %5,2 olarak ölçüldü. Euro bölgesinin öncü verilerinde Ağustos ayı enflasyonu yıllık %5,3, aylık %0,6 olarak açıklanmıştı. Nihai veriler öncü verilerden düşük seviyede gerçekleşti. Avrupa Birliği'nde ise Temmuz'da %6,1 olan yıllık enflasyon, Ağustos'ta %5,9 seviyesinde belirlendi. Enflasyon Ağustos 2022'de Euro bölgesinde %9,1, Avrupa Birliği'nde ise %10,1 seviyesindeydi. Euro bölgesindeki enflasyonun %2,41'i hizmetler, %1,98'i gıda, alkol ve tütün ürünleri, %1,19'u enerji dışı sanayi ürünlerinden kaynaklandı. Yıllık enflasyon Ağustos'ta Macaristan'da %14,2, Çekya'da %10,1, Slovakya'da %9,6, Polonya'da %9,5 ve Romanya'da %9,3 oldu. Söz konusu dönemde enflasyon Almanya'da %6,4, Fransa'da %5,7 ve İtalya'da %5,5 seviyesinde ölçüldü. Öte yandan ekonomistler bölgede Eylül ayında hem manşet hem de çekirdek enflasyonun belirgin şekilde yavaşlayacağını öngörüyor. 14 Eylül'de ECB, borçlanma maliyetlerinin enflasyonu hedefe döndürecek kadar yüksek olabileceğinin sinyalini vermişti. Ekonomistler de beklendiği gibi fiyat baskıları devam ederse bu yükseliş döngüsünün muhtemelen sona ereceğini söylüyor. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Galahou, Avrupa Merkez Bankası'nın mevduat kolaylığı faiz oranının gerektiği sürece mevcut seviyesi olan %4'te kalacağını söyledi. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi François Villeroy, Avrupa Merkez Bankası'nın mevduat faizinin gerektiği sürece %4 seviyesinde kalacağını kaydetti. Villeroy, Avrupa Merkez Bankası'nın enflasyonu 2025 yılına kadar %2 hedefine ulaştırmaya kararlı olduğunu söyledi. Enflasyonun önce en yoksulları vuracağını dile getiren Villeroy, enflasyon hedefinin yükseltilmesine şiddetle karşı çıktı. Bu açıklama, Avrupa Merkez Bankası üyesinin daha fazla faiz artışından yana olmadığı şeklinde yorumlandı. Avrupa Merkez Bankası geçen hafta gerçekleştirdiği toplantıda aralıksız 10. faiz artışını gerçekleştirmişti. Başkan Lagarde, gelinen seviyelerin zirve olup olmadığı konusunda net bir ifade kullanmamıştı. Banka içindeki bazı şahin üyeler geçen haftaki kararın son faiz artışı olmayabileceği yönünde açıklamalarda bulundular. Beklenti raporunu noktalıyoruz. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın. Takas İstanbul beklenti raporunu sundu.